Mesleğe e, rahmetli eski bakanımız e, Abdülkadir Cençiler ve şu an e, Sayın Bakanımız e, Cavit Çağlar'ın e, kendileriyle olan bir samimiyetim, ilişkilerimden ve mesleğimden kaynaklanan, noterlik mesleğimden kaynaklanan işlerimden dolayı kendileriyle tanışıklığımız vardı. E, bu süre zarfında e, gündüzlere bizim mesailerimiz saat 5-5.30'da bittiği için akşamları herhangi bir yere gitmiyor. Veya sosyal aktiv içerisinde bir şeyler olmaya çalışıyorum. Kahve falan da gitmediğim için de ee, o zamanki rahmetli Abdülkadir Cenkçil be beyefendi ee, kendisine ricada bulundum. Eee Çağlar Bey'in de işlerini, noterlik meslekçilerini genelde biz yaptığımız için kendisiyle ricada bulundum. Ve daha sonra dediler ki şu anki abimiz Engin Bey eee Engin'e söylememi söylediler. Ee, görüştüler. Görüştük ve o şekilde gazete ilk adımımızı attık. Gazeteci olarak e, gazetecilik mezunu falan değilim. Ama gazeteciliğe karşı müthiş bir sevgi saygım vardı. O yıllarda benim başladığım 1988 89 yılları arasında. Şimdikisi gibi teknolojinin çok yoğun olduğu bir zaman değildi. <laughs> e, gidip hem orada biraz daha e, kendimi geliştirmek, daha sosyal aktif içerisinde olmak, e, boş zamanlarımı değerlendirmek amacıyla başladım. Ben gündüzlere çalıştığım için, cumartesi pazarım, ve gece 5.30'dan buçuktan sonra müsait olabiliyordum. İlk başladığımda Engin Bey gel git bak otur dolaş gez şeklinde bana söylediler. Ben o şekilde başladım. Ondan sonra içerisine girip başladım da çok farklı olaylar gördüm. Çok değişik olaylar gördüm. Çok değişik insanlar tanıdım. Ben de bir şeyler yapabileceğime inandım. Dolayısıyla hatta 3-5 ay bana haber yaptırmadılar. Gidiyordum, oturuyordum. Mehmet Ali Bey'in yanına uğruyordum. E orada muhasebe işlerine yardımcı oluyordum. Şirketin bazı işlerine e, muamelelerle ilgili gerekli bilgi hukuki konularda destek veriyordum. E daha sonra böyle artık arkadaşlarımın e, samimiyetine, benim inandıklarını da bir haber yapmam gerektiğini artık kendilerine e, ifade ettim ve bana inanmaya başladılar. İlk haberim de, e, haberim de e, Zafer Oksar yaptı. Bir yangın haberiydi. E, yangına gittik. Yangında resimleri falan çektim. Hatta ben resim çekmeyi de fazla bilmiyordum. Dolayısıyla e, Zafer Obser e, kulakları çınlasın. E, beraber gittik, resmi çektik, geldik. Haberi de kendisi yazdı ve haberin altına da benim ismime. Ertesi gün gazetede benim haberimin ve kendi ismimi görünce bende müthiş bir heyecan başladı. Yani e, kendim olan aşırı bir güven. Yani demek ki bir şeyler insan isteyince yapabiliyor, başarabiliyor şeklinde arkası gelmeye başladı. Ve gecelere e, artık mesaiden çıktıktan sonra koşarak gidiyordum. Direkt hemen oraya varıyordum. E, Arkadaşlarımla o haberleri, yerel basını inceliyor, bakıyor, sohbet ediyor. Ve ondan sonra artık e, telsiz vardı. E, benim hatta sol tarafımda biraz e, o telsizi çok dinlemekten dolayı biraz da sıkıntı yarattı. E, i̇kinci kanaldı yanlış hatırlamıyorsam o zaman. Polisi e, şeylerini dinliyorduk. Bir cinayet haber oluyordu. Çünkü arkadaşlarımız saat 5-6-7 civarında gazeteden ayrılıyorlardı. Sadece tek ben kalıyordum. Ve bir cinayet haber olsa fırlayıp gidiyordum. Veya bir magazin haber oluyordu fırlayıp gidiyordum. Veya bir e, sanatçı, politikacı veya buna benzer bir haber oluyordu fırlayıp gidiyordum. O haberlerimin hepsi özeldi. İlk gece gazeteciliği Bursa'da ben yaptım. Ben çıkarttım. Hatta benim bu haberlerim, özel haberlerim artık ee, olay gazetesinde ciddi anlamda haber olmaya başlanca, o zamanki rakip gazetesi Bursa hakimiyette kendileri <laughs> bir gece muhabirinin olmasının gerektirdiğine inandılar. Ve daha sonra o zaman e, gece muhabirliği e, ismini şu an hatırlayamadığım veya televizyon edemedim arkadaşlarım var. Onlar da başladılar artık. Hatta onlar iki kere e, koymaya başlamışlar. O arkadaşlarımız gündüz çalışıyor, gece evlerine gidiyorlar da bana da sistem ettirdiler. Yani sen nereden çıktın durup dururken bizim başımızı belaya soktun. Geceleri artık her gün birimiz kalmaya başlıyoruz şeklinde. Ee, bu şekilde de devam ettim. Yıllarca devam ettim. Sabaha kadar bazen bir haberin peşinde olup e, iki saat uykuyla gelip noterlikte görevime başladığım zamanlarım çok olduğunu hatırlıyorum. Başka bir insanlar gibi gidip işte kahvelerde oturup, köşelerde oturup, bir yerde eve gelip oturup öyle bir şeyim yoktu. Yani çalışmayı seven bir insanım bir mücadele, bir bir şeyleri yapmak içerisinde olduğum için ilk başladığım esnasında o ilk haber beni çok şey yaptı. Daha sonraki hiç unutmam bir gün hafta sonu tam dokuz haber vardı. Bunun yedisi benimdi. Yedi tane haberimin. Hatta dört tanesine ismimi yazmışlardı. Üç tanesine yazmamışlardı. Ben de sitem etmiştim. Bu resimler benim, bu haberler benim. Niye yazmadınız şeklinde? Yani onun vermiş olduğu bir yaratıcılık, bir heyecan. Yani bir bakıyorsunuz bir cinayet işleniyor, o cinayetin başından sonuna kadar. Özel haber olarak şey yapıyorsunuz, e, Engin abi olsun, Mehmet Ali'nin olsun, e, e, Cavit Bey olsun, e, haberlerin güzel gittiğini falan şey yaptılar da altıma araba da vermişlerdi. Yani şoför, Hıdır Bey diye biri vardı o zaman. E, ben hemen bir e, olay olduğunda hemen dinliyordum, Hıdır Bey diyordum ki araba hazır mı? Hazır, fırlıyorduk hemen yere gidiyorduk. Çünkü daha hiçbir gazeteci, ne Anadolu Ajansı'ndan, ne yerel basınından, ne başka bir şeyden kimse yoktu. Sadece ben vardım. Ben hemen haberi toparlıyor, alıyor. Ondan sonra çıkıyordum, gidiyordum. Ertesi gün, ya işte diğer arkadaşlar <laughs> yerel basın veya ulusal basından duyarlarsa veya e, emniyetten birileri veya adliyeden, sağdan haber verirlerse ancak o şekilde haberler oluyordu. Veya biz haberi yaptığımız takdirde, özel haberi, onlar daha sonra o haberin içerisine girip iştirak ediyorlardı. Dayak da yedim ya. Yani. <laughs> yani şimdikiler gazeteci yapmıyor açık söylüyorum gerekirse. Ben gazeteciyim ya. Sanki dokunulmazlığım var. Sanki uğur ben yani. Bursa'da e, köyünü şu an ismini hatırlayamıyorum ama e, haberlerimde vardı. E, bir haber geldi, ihbar geldi. Dediler ki e, şu köyde şu kişi e, nüfusla ölü ama kendisi yaşıyor. İhbarı daha sonra e, büyüklerimle, amirlerimle değerlendirdim gazetekilerle. Dediler ki git. Bak haberin ne olduğuna falan. E, çıktım, e, şu an dediğim gibi e, hatırlamıyorum ama daha köyün biriydi yani. Gittim orada e, araştırdım, sordum. Daha sonra muhtar buldum. E, muhtarla e, görüşmemde hakikaten kayıtlarında bu şahsın yaşamadığı, nüfus e, bilgisine, nüfus idaresine dahi gidip bu konuda çarpma. Ama şahsın yaşadığı ortada, şahısta bir bayandı. Ve gidip kendi gözlerimle de e, gördüm, resmini çektim, muhtarın beyanatını çektim, kayıtlarını çektim. E, ondan sonra bu e, haberi yaptık, e, bu günlerce Bursa'da e, gündem oturmuştu. Özal'ın çok e, yoğun aktif olduğu bir e, zamanda, e, o zamanın e, Bakanı Hüsamettin Ölüç ve İlhan Aşkın'dı. E, Bursa'da çok bir önem verdi, hatta e, Kurtçe ve için de e, Bursa Bakanımız, Maliye Bakanımızdı. Bursa Almere ziyareti vardı. Daha sonra Engin Bey dedi ki, ya senin gittiğin her tarafta dedi, muhakkak bir haber çıkıyor, bir şeyler oluyor. Aynı zamanda 2-3 tane de arkadaş göndermişti, e, politikaya bakan. E, yanlış hatırlamıyorsam Yasemin Hanım da e, ondan sonra. Bana de gitti, dedi, sen de dedi, git bir şeyler de bulursun orada dedi. Ben gittiğimde kapının ilk girişinde orada o kadar bir gazeteci vardı ki hayatımda o kadar gazeteci görmemiştim çünkü yani. Yani foto muhabirleri o kadar çok şey yapıyordu ki. Ben de sağ taraftayım. Yani hepsi bir arada e, düşünün 10-15-20 tane gazetecinin e, Özal'ın üzerine e, odaklanmış. Herkes resim çekiyor. Çok değişik bir şey geldi. Ben de tam Özal'ın yan tarafına geldim. Onları çektim. Gazeteci arkadaşları çektim herkese. Bir sefer herkes bir değişik bir şey yaptılar. Özel benim çektiğimi görünce korumasına demiş bu kim demiş. Ondan sonra oradan e, güvenlik müdürü sanıyorum e, yanlış hatırlamıyorsam Musa Bey'di galiba. E beni şey yaptı. Araştırmış olması sormuş. E, <laughs> bilgileri bilgiler almış. Ben de kendisine Sayın Bakanımızı tanıdığımı, gerekli şeyleri söyledim deyince ondan sonra orada şöyle bir konuşma yaptı hatırlarsınız. İşte gerçek gazeteci bu dedi. Siz beni çekerken bu sizi çekti dedi. Let her go Glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so far. Bir e, cinayet haberi vardı. Yine bir akşamüstü telsiz arasından geçmişti. Cinayet haberinin e, olduğunu saat 9-10 civarıydı. E, olay gazetesinin e, ek bir gazetede yeni dönem ya hatırlamıyorum ama İsmail Öztat'ın yönetiminde bir gazete çıkıyordu. Aynı Genç Osman'ın aynı binasındaydık. O haber bana geldi. Cinayet haberi e, başarında olması lazım. Almira Oteli'nin alt tarafında sanıyorum. E, yine hır arkadaşımızla birlikte hemen olay yerine gittik. Sadece polisler var. Ben gittim. O kadar heyecanlanmışım, o kadar şey yapmışım ki o cinayeti kadının kafasına vurulup parçalanmasını, o şeylerini e, aşırı bir şekilde etkilendim. E, ne kadar resim varsa çektim. O kadar çektim ki hatırlamıyorum artık ne kadar çektiğimi böyle resmi. Dolayısıyla i̇şte haber ettim. Ee, o zaman Engin Bey, Erol Bey, e, İsmail Bey, Cavit Bey ile yemek Cavit Çağlar'la. Biz haber ettik, haber edince Karanlık Oda'da Rahmi Bey diye biri vardı. Ee, ondan sonra baskıyı durdurmuşlar. Manşet yapacaklar çünkü benim haberlerim hep genelde tek haberdi, Özel özel haber, haber olduğu için baskıyı durdurdular. Ben işte karanlık odadan da evinden çağırdılar, getirdiler. Karanlık oda içerisine gerekli şey yaptı. Makinem elimden aldı. Makinem elimde aldı. Biz haberleri toparlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra bir bağırıp bir çağırma böyle bir gürültü. rahma abi bir bağırıyor, bir çağırıyor böyle akıl alacak gibi değil. Ben ondan sonra ile vardım. Ne yapmışım? İçine film koymamışım. Düşünün. Baskı duruyor. Yemekten kalkınıyor. Ve siz özel bir haber yapıyorsunuz, o kadar çekmişim ki artık ne çektiğimi hatırlamıyorum ki. Sayısını bilmiyorum, 40-50-60 olmuş. Oradaki numaraya baktığımda ben yerin altına girdim, artık hayatımda neredeyse kalp disiplininizi geçirecektim. Ve bana sadece Erol Bey'in söylemiş olduğu bir şey vardı. Bu haberi yap ve gel. Resmi getir bana, ne yaparsan yap. Ve ben gittiğimde artık ne kadar gazeteciler varsa orada, herkes orada bulunuyordu. Ve ben şöyle bir şey öğretmişlerdi bana büyüklerim abilerim. Bilgi güçtür. İsterse dünya sizin olsun, bilginiz tecrübeniz yoksa her zaman kaybetmeye mahkumsunuz. Ve ben o zaman hiç unutmam Emniyet Müdür Yardımcısı İlhan Bey vardı. Kendisine tanıdığım için ben şöyle bir şey söylemiştim. İlk gittiğimde benim istihbarat bilgiler alıyordum. Yani bilgi topluyordum her olayda kişi olduğu gibi yani bilgi toplama, belgelendirme olayından dolayı. Orada o gittiğimde ilk etapta resimler çektikten sonra ise orada sağdan soldan gelen, giden kim, ne var mı? Bazı polis istihbarat müdürleriyle de böyle bir takım konuşmalar mı oluyordu? Bana bilgi şey yapıyorlar, aktarıyorlardı. Ve ben orada bir kuaförden saat 6-7 civarında bir sarışın bir çocuğun eve girdiğini, kadının yalnız yaşadığını ve buna benzer bir takım şeyleri söylemişlerdi. Ben oradan esinlenerek dedim ki İlan abi ben katili tanıyorum dedim. Onu deyince bir anda her şey değişti. E, dedi ki tanıyorsan hemen söyle yakın. Dedim ki yok bir şartım var. Ben resimleri ve haberleri almam lazım. Çünkü <laughs> ben o kadar resmi çekmişim ki baskı durdu. Başka çarem yok. Dedi ki bütün istediklerini yapacağım ama sen de söyleyeceksin dedi. Tamam dedim. İstanbul'dan gelen başkomiser bu tür basınla birlikte çalıştığı için şunu söyledi. Bir durum. Gazetecilere güvenilmez. Onlar bilgiyi aldıktan sonra hiçbir şey söylemez. Dedi ki yok ben güveniyorum dedi. Söyler dedi. Biz haber bilgileri aldık. Gerekli resimler aldık. Kıdır şoför arkadaşa makine bilgileri, resimleri verdim. Dedim ki hakkını helal et artık dedim. Bundan sonrası ne olacağını bilmiyorum artık dedim. Ve dediler ki, şimdi dediler sen göster bakalım. Peşime dört tane sivil polis takıldı. Bir kahve, bir oraya, bir buraya ben zaman kazanmaya çalışıyorum. Çocuk bir an evvel götürsün, haberi ulaştırsın diye. Daha sonra o arada kuaförü buldum. Dedim ki işte bu şahıs cinayet işlenen kişiyi tanıdığını bana söyle dedim. Şahsa sordular. Ondan sonra dediler ne dediler? Akşamüstü bir sarışın çocuk içeri girmişti dedi de. E, polis dedi ki zaten biz onu biliyoruz dedi. E, Valla ben de bildiğim bu dedim. Ve bir iki ay sonra da hakikaten o sarışın çocuk onun akrabası çıktı. Cinayete işleyen o çocukmuş. Bizim bir böyle işte kuaförün ve bilgi toplamamız veya işte o karanlık odada diyalarımı unutmamın sebebi cinayeti çıkarıldı. 1994 yılındaki Tutsi katliamından hemen önce başkent Kigali'de AIDS ile ilgili belgesel çeken Kanadalı gazeteci Bernard Wauquert Tutsi bir kadına aşık olur. İlişkilerini gizlice sürdürürlerken soykırım başlar ve Bernard bunu önlemek için birçok girişimde bulunur. Ancak başarılı olamaz ve ülkesine geri dönmek zorunda kalır. Il parti voir son père. J'essaie de la mais... Barışın sağlanmasından 3 ay sonra Bernard, sevdiği kadını bulmak için Kigali'ye geri döner. Tutsi etnik grubundan 800 bin kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan, dünya tarihinin en büyük soru kırımlarından birini anlatan "Esande Inkigali" adlı filmde Kanadalı bir gazetecinin çabaları ele alınıyor. Yönetmen belgeselleriyle bilinen Robert Favro. <laughs>

Zamanın Belediye Başkanı Erhan Killeşoğlu, birlikte buluştuk, bir konuyla ilgili sohbetimizi yaptık, e, gazeteye dönecektik. Saat 10-11 civarıydı, yine unutamadığım e, olaylardan bir tanesi. Haşim aşağıya doğru gidiyoruz. E, iki ta taraf e, vatandaş, birbirleriyle sanıyorum e, kaza e, haberi ama kavga ediyorlar. O kavganın içerisinde iki tarafta çok kalabalık. İki e, polis ekibi, yalnız benim resmi çekmem için çok iyi bir, açı almam lazım. Çünkü resmi çekiyorum, bir türlü istediğim kareyi alamıyorum. Aklıma geldi, daha yok tepe yok, polis otosunun üstüne çıkmışım heyecanımdan. Polis otosunun en üstünde, tavanın üzerinde resimleri çektim. Çektikten sonra ortalık sakinleştirme şey yaptılar. Ondan sonra polisler beni İyi bir halletmeye çalıştılar. Dolayısıyla beni Erhan Keleşeoğlu kurtardı ve arabanın içerisine attı. Çünkü haber yapayım derken biz haberlik oluyoruz yani. Ee, sanıyorum 89-90 yıllar arasında e, Turgut Özal'ın e, başbakanlığı zamanında, Bulgaristan'da 89 yıllarında Jipkaf'ın Türkiye'ye 350 bin, 400 bin yaya gönderildiği zamanda Naim Süleymanoğlu e, dünya halter şampiyonu ve meşhur bir Özel bunu Türkiye'ye getirmek için çok sabah sarf etmişti. Beni tekimde getirmişti. Bir gün bir e, akşam saat 11 küsur civarlarında idi. Bir haber geldi. Naim Süleymanoğlu'nun iki kızla beraber e, set başında bir e, barda alem yaptıklarını, eğlendiklerini söyledi. O zaman öyle bir haber yapmak, öyle bir şey yapmak çünkü Naim Süleymanoğlu artık markalaşmış. Herkesin göz önünde her attığı adım, her şey takip ediliyor. Biz olayın doğru olmadığını hemen haberi alıp bir an evvel oraya gittim. İçeri girdiğimde hakikaten Naim Süleymanoğlu'nun bir kızla haşır içerisinde olduğunu gördüm. Diğer taraftaki diğer bir hal tercih de aynı şekilde ben o arada resimleri patlat çektim. O anda iki kişi geldi beni hırpaladı. Yani orada e, fiziksel olarak bana şiddet uyguladılar. E, daha sonra e, polisler falan bir takım e, çağrıldı, gelindi. Ve ondan sonra e, o gün, ertesi gün e, olay gazetesinde ve çekirgede Naim Süleymanoğlu'nun haberi manşet yapıldı. E, daha sonra bu haber e, ulusal basında da manşet olarak yapıldı. Olay gazetesinde e, çalıştığım o süre zarfında e, büyüklerimin ve bazı abilerimin bana öğrettiğinde gazetecilik hakikaten çok kutsal, çok değerli. Aynı zamanda da çok zor ve çok tehlikeli bir meslek. Ancak ben orada kimsenin yapamadığı, yapmadığı haberleri yapıyordum. Çünkü yani ben gazetecilik olmak istiyordum, gazeteci olmak istiyordum. Doğru yapmak istiyordum. Çoğu zaman tehditler, dayaklar, patronlara, genel yönetmenlerime, yazışlar müdürlerine beni sürekli şikayet ediyorlardı. Onlara verilen cevap da şu oluyormuş. O zaten bir mesleği var onun. O sadece 5-6'dan sonra geliyor, ek olarak gazetecilik yapıyor. Oradan ayrıldıktan sonra Bursa Hakemiyet ve Nuri Kolayli ile birlikte Ekspres Gazetesi'ne orada belli bir müddet çalıştım. Ondan sonra Hürriyet Gazetesi'nde ve hafta sonu gazetesinin Bursa temsilciliğini yaptım magazinsel e, olaylara ağırlık vermeye başladım. Artık masa haberleri, magazin haberleri bunları yapmaya çalıştım. Yani e, diğer haberlerden oldukça çünkü <laughs> siyasi haberlerden veya e, cinayet veya e, polisi haberlerden oldukça yıpranmıştım, sıkılmıştım çünkü yani artık bu kazalar haberler beni yıpratıyordu. Magazinsel haberlere başladım ve hiç unutmam yine bir tanesinde Türkiye'de hala gündemde ve konuşulmaktadır. eee İstanbul'dan e, hafta sonu gazetesinin e, müdürü Savaş Kalafat e, bana bir telefon attı dedi ki küçük Emrah, e, Bursa'da bir çocuğu varmış bunu dedi araştır ve dedi bana bilgileri ver dedi adres bilgi her şeyi verdi ben e, bir hafta bunu araştırmasını yaptım istihbari bilgiler doğruluk nedir yani nerededir nedir şekilde ve ben e, hiç unutmuyorum. E, Express Gazetesi'nde ya da Bursa hakimiyette e, New haber Kolaylığı'nın manşet yapmıştı bana. Adrese gittim, şahısla görüştüm, doğruluğunu öğrendim. Ondan sonra da daha sonra e, şahısın, o, hanımefendinin resmini çektim. E, doğruluğunu e, gerçekleştirdikten sonra e, İstanbul'a gönderdim haberleri ve ondan sonra hafta sonunda yine manşet haber olarak e, çıkmıştı. fotoğraf makinem yoktu. Mehmet Ali inan e, talimat verdi. Gittim bana bir fotoğraf makinesi verdiler ama çok eski bir makinaydı. O makinenin ayarlarını gece gündüz flaşlı flaşsız ayarlamak oldukça zordu ki bilmeyen profesyonel olmayan alışmayan bir insan için oldukça çok zordu. Bu yüzden çok haberlerimi beş kere on kere gittiğim yerler olmuştur. Bir resmi çekerken bana diye o zaman dediğimizde bazıları bir kutu alıyordu, bir haftalık haber yapıyordu. Bense 10 tane kutu alıyordum, veriyorlardı bana. Yani haberi çek çekebildiğin kadar. Ben bir haberde icabında 36 idi yanlış hatırlamıyorsam, kare varsa. 36 kareden iki tane resmi doğru çıkarabildiğimi hatırlıyorum. Çekerim çekerim ya flash patlamaz, ya ışık vardır. Ya ben ayarını ayarlamamıştım, gece kaldığı için gündüz şeysinde veya gündüz kaldığından gece şeysinden çekemediğim, çıkaramadığım çok haberlerim olmuştur. Orada çok zorlanmışımdır. Yani bu fotoğraf makinesini alışana kadar 6 ayım çok geçmiştir veya daha da fazla sürem çok geçmiştir. Hala o fotoğraf makinesi bende hatıra, anı olarak kalır. Ve hala ona baktıkça o zaman, ağladığım zamanlarda hatırlarım. Gazetede, olayda şu an görev yapan Engin Özpınar, ayrılan Erol bilenser, rahmetli Erdal Çolak. E, hatta bir şefimiz vardı. Şenay, e, Şenay Hanım da galiba tam hatırlamıyorsam galiba. Ondan sonra e, İsmail Öztat hala şu an e, Olay Gazetesi'nin genel yönetmeni. İlhan Öztat. O zamanki çalıştığım e, abilerimiz onlardı. Daha sonra e, Bursa Hakimet Ekstres'te de ise e, Nuri Kolay'la, e, Tayfun Çavuşoğlu, e, Okan Tuna, e, Serkan İnceoğlu, Selahattin Adı güzeller Yüksel Baysal, yani şu an aklımda kalan daha çok arkadaşlar ama gelmiyor aklıma şu an. Her seferinde biz Karanlık diye götürüyorduk. Rahmi abi dediğimiz abimiz vardı. Ondan sonra oraya biz götürürdük, verirdik makineyi. Ondan sonra kapıyı kapatırlardı, içeri sokmazlardı kimseyi. Onlar artık kendi dünyalarına dalarlardı. Da ee, bir sefer ben bir gün çok merak ettim. Abi dedim ya ben bir gideyim ben de bir başına bakayım şunu nasıl bir şey falan dedim. Önceler kabul etmedi. Ya dedi bir lamba açılır ya bir şey olur onda sana bütün şeyler gider falan şeklinde. Bir gün içeri girdim. Ee, onun bir yardımcısı vardı çocuk, genç çocuk. Ondan rica edin millet falan böyle şey yapmıştım. İçeri girdim ondan sonra bir baktığımda orada farklı bir dünya var. Yani bir saniye içerisinde bütün filmde gidebilir yani. Çektikleriniz bir anda yok olabilir yani. O yüzden onların o e, karanlık dünyasında e, karanlık odadıkları yer orası çok aslında onlar için aydınlık bir yermiş yani. Dünyaya gelsem iki mesleği tekrar yapmak isterdim. Bir noterlik mesleğini, iki gazetecilik mesleğini. Dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasında olan Phil Borges aynı zamanda bir kültür elçisi. Kaybolmaya yüz tutan kültürlerin peşinden giderek onların fotoğraflarını çeken başarılı fotoğrafçı. Kimi zaman Ekvator Amazonundaki ormanlarda, kimi zaman Hindistan'daki Taramşala dağlarında iz sürerek etkileyici fotoğraflar çekmekte. Bang, bang, my baby shot me down. 25 yılı aşkın bir süredir yerli ve kabile kültürlerinin izini süren Phil Borges, kültür belgecisi olarak da kabul edilmektedir. Eserleri dünya çapında müze ve galerilerde sergilenmektedir. National Geographic için yerli kültürler hakkında belgesel hazırlamıştır. Tibet'le ilgili yaptığı çalışmalar Tibet'in Portre adıyla kitap haline getirilmiştir. String the Fire projesindeki çalışmalarında kadın ve kız çocuklarının portrelerine yer veren profesyonel fotoğrafçı, onların karşılaştıkları sorunları ve hikayelerini anlatarak dünyanın dikkatini çekmiştir. Enduring Sprelly, Woman Empowered and Tibet, Culture on the Edge gibi kitapları da olan sanatçı aynı zamanda kültürel konferanslara da konuşmacı olarak atılmakta. You know the day destroys the night, night divides the day.